Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle TOFAŞ'ı inceleyeceğiz. Doğası da son durum ne? alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında görüldüğü gibi devamlı yukarı yönlü devam eden bir yükseliş trendi hareketi var ki şurada da bir trend kat pardon, kanal katlaması yaşanmış kanal katlamasıyla ile birlikte fiyat trend çizgisinin tepe noktasının üstüne çıkmış ardından da 317 seviyesinden oluşan bir miktar satışlarla da 302 seviyesine kadar gerilemiş. Tofaş tarafında bildiğiniz gibi ikinci çeyrek bilançosu da açıklandı. Gayet güzel bir bilanço oldu. Zaten temel tarafında bir sorun olmamakla beraber açıklanan kar üzerinden bir hisse değerlemesi yapıldığında 300 liranın üstündeki fiyatlamalarda Tofaş'ın hak ettiği değerler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada Tofaş'ta bu ralliyi kaçıranlar, almak isteyenler, temettü için biriktirmek isteyen arkadaşlar, özellikle geri çekilmelerde ki endeks tarafında da gördüğünüz gibi yorgunluk belirtileri var. Tofaş'ta da burada buradaki ivmelenme biraz daha kaybolmuş gözüküyor. Özellikle de fiyatlar aşılı alım noktasına gelmiş gözüküyor. Böyle bir durum olduğundan dolayı özellikle endeks tarafında bir düzeltme olur. Tofaş da buna ayak uydur. Bir geri çekilme yaşarsa isteyen arkadaşlar uzun vade için alım gerçekleştirebilir. Peki bu ne demek oluyor? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi burada görüldüğü gibi kap boşluğuyla yukarı yönlü hareketler gerçekleşmiş. Eğer ilk etapta bu kap boşluğunu kapatmak istenirse arkadaşlar bizi 13 günlük hareketli EMA karşılayacak. Bu da 275 seviyesine denk geliyor. Zaten Burada trendi takip ettiğinizde de fiyat hep onun üstünde kalmayı başarmış. Fiyat buradan düşer şu anda 303 seviyesine zaten %10'luk bir düşüş yapması durumda. 275-276 seviyelerine denk geliyor. İsteyen arkadaşlar ilk kademesini buradan alım gerçekleştirebilir ki top için 300'lerin altı ucuzdur bence arkadaşlar. Hem uzun vade için hem de kısa vadeli tepki alımları satmak için alım bir ancak 275 kırılırsa o zaman dip olarak takip edilir. Bir seviye var ki o da 243 seviyesi. Yani burada gördüğünüz trend çizgisine doğru bir düzeltme olursa buradan tekrardan alımlar gelebilir. O gelebilir. Burası önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkacak. Yani Tofaş tarafında bir düzeltme olması durumunda ilk takip edeceğiniz seviye 275 276 uzun vadeli düşünen arkadaşlar isterse buradan bir kademeli alım gerçekleştirebilir. Ancak buranın kırılması durumunda birazdan baskıda kalabilir. Yani aşağı yönlü baskı sürebilir. Bu da bizi 243 seviyelerine götürebilir. Burası önemli bir destek noktası isteyen arkadaşlar da buradan bir kademe daha alım gerçekleştirebilir. Peki uzun vadede ne olacak? Zaten burada gördüğünüz gibi kanallar katlana katlana devam ediyor ki Tuhasa da en son 317'de bir zirve yapmış. Bu zirvesinden sonra da çok böyle iştahlı bir satış olmasa da bugün de 0.40'la pozitif fiyatlanıyor. Eğer e, düzeltmeler 275 seviyesine biter fark etmez. 245'te de bitse eğer ki bir düzeltme olursa tabii yani bir satış baskısı olursa burada bir kar realizasyonu olmuş ama kısa vadeli sürmüş fiyat buradan tekrardan yönünü toparlar. 317'yi geçerse arkadaşlar uzun vadede Tofaş tarafında 380-400 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Tofaş tarafı aslında bu şekilde arkadaşlar. Temel tarafı kuvvetli, gayet iyi bir bilanço açıkladı. Bilanço sonrasında da burada bir miktar satışlar gördük. Bilanço önceden fiyatlanmış olabilir. Zaten sektör olarak iyi bir zaman geçiyor. Hatta şöyle baktığınızda bugün de açıklanan veriler hemen şöyle bir kendisi. Twitter adresimize geçelim. Burada gördüğünüz gibi otomobil ticari ticareti satışı Temmuz ayında 112.060 böyle yıllık olarak bakımda %115 bir yükseliş kaydetmiş. Bu veriler zaten daha önceden takip ediyoruz. Sektör olarak iyi bir dönem geçiriyorlar ki bunlar da fiyatlara yansıyor zaten. Dediğim gibi isteyen geri çekimlerde alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 317 geçirmesi durumunda da uzun vadede 380-400 seviyesi tofaş için hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar tofaş tarafı teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın